Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heyeti temsiliye reisi olarak ilk kez Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümünde tören düzenlendi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal öncülüğünde Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi kongreler ve görüşmelerle kent kent dalga dalga yayıldı. Ulu Önder'in kent ziyaretleri halka hem moral verdiğini hem de heyecanları zirveye taşıdı. 19 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket edip Kayseri'ye gelen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa iki gün burada çeşitli görüşmeler yaptı. Kayserililere milli mücadeleyi anlatarak destek istedi. Heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa'nın Kayseri'ye gelmesinin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilotu General Haldun Taşan, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, ilçe belediye başkanları Askeri Erkan, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının Kayseri'de bulundukları sürede neler yaptığını da anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi kutlamaları kapsamında Atatürk evinde de bir program gerçekleştirildi. Burada öğrenciler tarafından Vali Gökmen Çiçek'e çiçek takdim edildi. Bando dinletisi ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı programda öğrenciler tarafından Atatürk'ün gelişi canlandırılarak gökyüzüne balon bırakıldı. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde günün anlam ve önemini anlatan resim sergisini ilgiyle inceledi. Heyeti temsili reisi olarak Kayseri'mize teşriflerinden dolayı yapılan bu anlamlı çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Hatırlanacağı üzere 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi kongreler ve görüşmelerle kent kent dalga dalga yayılırken bir yandan da Ulu Önder'in kent ziyaretleri halka hem moral veriyor hem de heyecanları zirveye taşıyordu. Bu anlayış içerisinde Kayserimizden Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket edip Kayserimize teşrif eden Perşembe akşamı Sivas'tan çıkıp Cuma günü Kayserimizde ve Cumartesi günü kalmak suretiyle Pazar günü de ayrılan heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri elbette ki şehrimiz için onur vesilesi olmuştur. Kayseri hemşehrilerimiz havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını Kayserimize yaraşır bir şekilde, coşkulu bir şekilde karşılamış. Beraberindeki heyeti de aynı şekilde karşılayarak Türk bayraklarıyla caddelerin, sokakların süslendiği ve şehrimizde adeta bir bayram havasının estiğini hep beraber gözlemlemişizdir. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşit Bey'in evinde, Rauf Bey, Nuh Naci Yazgan Bey'in evinde ki Nuh Naci Yazgan Bey'i herkes hatırlayacaktır. Hem hayırseverliğiyle, hem yatırımcı kişiliğiyle, hem cumhuriyet aşkıyla ve şu anda da Vakıf Üniversitesi olarak ismini taşıyan üniversitemizin kuruluşunda her zaman gurur kaynağımız olan bir isimdir. Ertesi gün 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa belediyemizi ziyaret etmiş, daha sonra vilayetimizi ziyaret etmiş ve Kayseri halkıyla, şehrimizin ileri gelenleriyle ve o günün din adamlarıyla, alimleriyle Cami Kebir'in hemen yanı başındaki Mehmet Melik Gazi Hazretleri'nin yanı başında bulunan Raşid Efendi Kütüphanesi'nde görüşmeler yapmış ve değerlendirmeler yapmıştır. 6000 yıllık ticari geçmişi ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kayserimize gerçekleşen bu toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü zor durumu anlatmış. Bunun çözümünün birlik ve beraberlikten geçeceğini de her zamanki gibi vurgulamış ve bu alanda yapılması gereken çalışmaları paylaşmıştır. Ayrıca Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olan ve her zaman bu şekilde tavrını ortaya koyan hamiyetperver, hayırsever Kayseri hemşehrilerimiz bu sınavı da başarıyla tamamlamıştır.
Toplantıda bulunanlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini kayıtsız şartsız destekleyeceklerini ifade etmişler. Biz seninle ve arkadaşlarınla beraberiz demişlerdir. 20 Aralık 1919 günü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekanda geçirmiş. 21 Aralık 1919 pazar sabahı da Kayserili hemşehrilerimize az önce bahsedilen beyannameyi açıklamak suretiyle şehrimizden ayrılmıştır. Elbette ki heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserimiz için gerçekten övünç kaynağı olmuş ve Kayseri'nin hamiyetperver yaklaşımını her zaman vurgulamıştır. Elbette ki Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi kayıtsız şartsız her zaman takdir edilen Kayserimizin Sakarya Meydan Muharebesi'nde Taş Mektep diye bilinen liseli gençlerimizin şehit olması, son sınıftaki öğrencilerimizin ve o sene mezun vermemesi de bunun en güzel örneklerinden, göstergelerinden birisi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Kayserimizi yine 4 defa ziyaret etmiş ve Kayserimize değişik incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu yapmış olduğu çalışmalarda Kayseri'deki yatırımları incelemiş, Kayseri'nin sanayi ve endüstri merkezi olma yolundaki gayretlerini takdir etmiş ve Hava İkmal diye bilinen bölgedeki ilk uçak fabrikamızın da yine ziyaretçisi olmuş ve o alanda yapılan çalışmaları da yerinde incelemiştir. Yine Kayseri Lisemizi ziyaret etmiş, özellikle Talas ilçemizi, o zamanki beldemizi ziyaret etmiş ve Hunat Medresesini, müzesini ve camisini o bölgeyi de ziyaret etmek suretiyle incelemelerde bulunmuştur. Kayserimizi ziyaretleriyle ilgili yapılan bu çalışmayı tam 103 yıldır bir nişane olarak Kayserimiz taşımakta. Elbette ki oradan aldığı ilhamlarla Kayseri Endüstri ve Ticaret Merkezi olarak organize sanayileriyle, yatırımlarıyla, müteşebbis ruhuyla, Kayseri hayırseverliğiyle, ülkesine olan sevdası ve anlayışıyla her zaman onurumuz ve gururumuz olmuştur. Hemşehrilerimize bizler de minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde şehrimizi ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma yolunda birlik ve beraberlikle hep beraber bu çalışmaları yapacağımızı da buradan ifade ediyor. Tekrar Kayseri'yi bir örnek alınacak şehir olarak nitelendiren Mustafa Kemal ve yanındaki arkadaşların anlayışını aynı şekilde bizler de her zaman bunu onurla ve gururla paylaşıyor. Heyeti Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk başta olmak üzere değerli heyetine saygılarımızı sunuyoruz. Şehrimize tekrar hoş geldiniz paşam diyoruz, atam diyoruz. Şehrimize hoş geldiniz değerli heyeti diyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu anlayış içerisinde ben de yine hem atamızı hem sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor, hayırlı günler temenni ediyorum. Bir anlamdır Mustafa Kemal.